abilerim, ablalarım. Pederi video koymuyorduk. Pederin pederi kaybettik. Onun işte defin taziye işleri falan. Üzerimizde şey var, hani emanet taşıyoruz. Yaradan'a ait, yaratıcıya ait. İşte vakti saati dolunca da onu geriye iade ediliyor. Bugün peder, yarın işte biz hepimiz sırayla gidiyoruz. Kalan olmadı yani şimdiye kadar. Allah bütün ölmüşlerimizin mekanını cennet etsin, kabir rahatlığı versin diyerekten. Şimdi yaya yolundayım. Ya şurada kullanıma çok dikkat edin. Hani yaya hızının, yürüme hızının 5 kilometre falandır o. Maksimum 2 katını falan görün yolda. Kontrollü gidin. Yol boş da olsa kontrollü gidin. Çünkü hakikaten mesela bu buraları kullanan kurye arkadaşlar var. Motor yakıtlı cihazların sahipleri arkadaşlar. Hani bazen çok usturupsuz kullanıyoruz. Skuter olsun, bisiklet olsun. Şimdi sonuçta ben de yayayım yani normal zamanda. Çoğu zamanda. Dolayısıyla burada da hani akıllı uslu gitmek lazım. Bu hızın üzerine çok çıkmamak lazım. Yol ve kaldırım boş da olsa, ki burada zaten kullanmaya hakkımız yok. Velev ki kullanıyoruz yani bu cihazların pratikliği ve kolaylığı sebebiyle. Dikkat edin. Dikkatli olalım. İşte sonra hani burada bu rahatlığı da bulamayız. Kendi elimizle bindiğimiz dalı kesmeyelim. Saygılı olalım, saygı görelim. Eminönü'ndeyiz. Seviyorum bu mekanları. Karşıda ufak bir işim var şeyde, buranın karşısında. Yarın boş. Ulan İstanbul mu boş abi? Anlamadım ki. Kadar akıtarak gidiyorsunuz. O da hani çok kontrollü bir sürüş sağlıyor. Ya şimdi tamam, ben dikkat ediyorum. Ahmet dikkat ediyor ama Mehmet söz gelimi dikkat etmiyor. Dolayısıyla hani elinde sonunda bu işe bir regülasyon gelecek. Geçen Fatih Altaylı'nın bu günlük yorumları var. Orada bile gündeme geldi yani şey, buradaki rahatsızlık. Çok dillenmeye başladığı zaman, ki dillenmeye de başladı. Yani regüle olacaktır. O da normaldir. Çünkü 1 milyon sallıyorum kullanıcısı olan bir şey olsun veya 1000 kullanıcısı olan bir şey olsun. Bunun içinde 20 tane 30 tane illaki çok kötü kullanan, böyle hiçbir şeyi takmayan, hiçbir yasayı takmayan, rastgele giden insanlar da var. Belki daha fazla. Dolayısıyla sen diyorsun ki ulan ben çok dikkatli kullanıyorum, bizi kısıtladılar, yandık, bittik. Tamam da abi, yani hani herkes öyle değil ki. Biz herkesi, her şeyi kendi beynimizin içindeki gibi kabul edip oraya göre düşünmelerini istiyoruz. Öyle zannediyoruz, öyle varsayıyoruz da öyle olmuyor işte. Yasa da bu sebeple var ama hani o konu çok geniş. Şimdi kimsenin canını sıkmayalım. Hani ülkedeki yasalar çok herkesi kapsar, adalette değil. Bana göre tabii. Ama bu çok ayrı bir konu. Bir sürü dalı var, bir sürü şey var. Biz güzel havanın, hatta serinlemiş İstanbul ya, onları konuşalım. Yolu konuşalım. 1500 kilometre oldu cihaz. Amortisörleri acayip iyileşmeye başladı. Çok enteresan. Çalışmaya başladı. Sanırım kauçuk amortisörlerin, TPU amortisörlerinde bir alışma süresi var. Ya, tabii ki öyle yaylanmıyor ama şeyden geçerken hissediyorsunuz. Çukurdan, çakırdan geçerken hissediyorsunuz yani. Mesela burada hayatta kullanmam bunu. Yazık, ben seviyorum cihazını. İnerim yürürüm abi. Skuterla mı doğru?
Civatçıların oraya bir girelim. 3-5 civata lazım. Onları bir alayım. Hayır bakalım. Selamünaleyküm. Bir müsaade alayım mı ben ya? Pardon. Estağfurullah. Dünya biz. Kolay gelsin. Şunu da çıkartalım. Yüzümüz sallıyor, içimiz süzülüyor, kahır dolu. Efendim? Bisikletle aşağı yukarı. Bisiklet mi? Bisiklet çok öyle pahalı değil, 140-150 lira bir şeydir ya. Yok ya. Evet evet. Ya sen şeyden alırsan. Ben öyle 1000 lira falan diyordum. Ya 1000 lira ödeyeceğin yerde sana hesap çıkartan yerde çıkar. O disk 150 liradır maksimum. Motor sökülecek. Orada bir işçilik var. Yani işçilik dahil hepsi 500 liradır yani o işin adı. Daha yukarısı değildir yani, imkansız. Ama bu diski ben yapsam bile o şey tek taraflı yaptığı için zamanla gene yamulacak o zaman. Ya yamulmayacak. Onu doğru düzgün ayarlarsan yamulmaz. Hani diskteki o somunlar da belki gevşemiştir. Yani bir açık bakmak lazım. Ha, bu cihazdan böyle süper bir şey bekleme. Evet. Bu senin işini görecek mi cihaz? Abi ben zaten Eyüp'te oturuyorum. Yani götürüyor. 15-20 dakikada gidiyorum. Evet abi. Önceden motosikletim vardı. Yok, bilmiyorum. Trafik sigortası. Tabii canım. Benzini bilmem ne, hiçbir şey yok. Bunda basket yani. Ya şu yok, şimdi aldım mesela, diyorlar ki işte ya senede bir, iki senede bir pilini değiştirirsin. Yok yok, yalan. Motosiklete ben senede 6000 lira trafik sigortası veriyordum. Aynı bak, mantıkla düşünürsen. Senede pil dediğin, bunun atıyorum 30 kilometre yaptırdı sana bir pille, bir dolumla, tamam mı? 500 dolum demek o da. 500 dolum ne yapıyor? 15 bin kilometre yapıyor. 15 bin kilometrede bu cihaz en kötü kapasitesi var ya, %20 kaybeder. Gene götürür seni ama 20 kilometre götürür. Bitmez öyle hani 2 senede pil falan, o tamamen kullanımla alakalı. Benim ev burası 7 kilometre, gidiyorum 2 günde bir şarj ediyorum. Abi. 28-30. Kullan. Elektrik candır. Gerisi heyecan. Hadi kolay gelsin. İnşallah hepimiz. Ah. Babuş, ne yapıyorsun babuş? Babuş!
Ya bir şey diyeyim, İstanbul boşalmış. Thank you.